tek kelime söyleme. Doktor, adını sakın söyleme. Kendi hakkında hiçbir şey söyleme. Sus. Dinle. Dinle hiçbir şey söyleme. Sus. Tamam. Doktor, tamam. Sus. Benim sus. Marty. Doktor. Sus. Düşüncelerini okuyacağım. Bakalım. Buraya çok uzak bir yerden geldin sen. Evet, doğru. Lütfen söyleme, tamam. Cumartesi akşam gazetesine abone olmamı istiyorsun. Hayır. Tamam, tamam, tamam. Bir şey söyleme, sus. Bağış yapmamı istiyorsun. Sahil koruma, gençlik tesislerine. Doktor, ben gelecekten biriyim. Senin icat ettiğin bir zaman makinesiyle geldim buraya. 1985 yılına geri dönmek istiyorum ve senin yardımına ihtiyacım var. Aman Tanrım! Bu ne demek biliyor musun? Bu kahrolası şey, çalışmıyor demek! 6 aydır çalışmam boşuna! Bak doktor, yardım etmelisin. Makinenin nasıl çalıştığını bilen tek kişi sensin. Zaman makinesi mi? Ben zaman makinesi icat etmedim ki. Peki hala tamam, sana ispatlayacağım. Ehliyetime bak istersen. Süresi 1987'de doluyor. Doğum tarihime bak Allah aşkına. Daha doğmadım bile ve... Bak. Şu resme bak. Kız kardeşim, abim ve ben. Bak şu tişörte bak doktor. 84 mezunu diyor. Bu alelade bir fotoğraf aldatmacası. Abinin saçını kesmişler. Doğru söylüyorum doktor. Bana inanmalısın. Pekala söyle. Geleceğin çocuğu ha? 1985'te Birleşik Devletler'in başkanı kim? Ronald Reagan. Ronald Reagan mı? Aktör ha? Peki başkan yardımcısı kim? Jerry Lewis mi? Sanırım Jane Wyman'da First Lady'dir. Hayır ha? Doktor, bir ve dakika. Ve Jack Benny de Maliye Bakanı'dır. Hayır, lütfen dinle beni. Tamam, bu akşam bu kadar saçmalık yeter. İyi geceler geleceğin çocuğu. Güle. Hayır, dur doktor, dur. O yara var ya, kafandaki o yara, onun nasıl olduğunu biliyorum. Bana hepsini anlattın. Tuvaletin üstünde durmuş, saati açmaya çalışıyordun ama düştün. Ve başına lavaboya çarptın. İşte akıl kapasitörü fikri o anda aklına geldi. Zaman içinde yolculuk bu alet sayesinde oluyor doktor.